Geldiğimiz noktada 2020 bütçesinin 600 milyar TL ilave kaynağı ihtiyacı vardır. Açıklanan 100 milyar TL'lik paket sorunu çözmeyecektir. 250 milyar acilen esnafa, KOBİ'lere, çalışanlara ve çalışamayanlara para lazımdır. Her şeyi satmışsın. Sekasını, tekelini, petkimini, limanlarını satmışsın. Şimdi 100 milyar dolar dışarıdan para bulmak zorundasın. Bunu yapacağınız, hükümetin yapacağı birkaç tane iş var. Birincisi içeride para basmak, ikincisi dışarıdan 100 milyar dolar borç bulmak. CDS'ler 550 ise faiz 6,5 olacak demektir. Dolar bazında 6,5 bir faizle borçlanmak yerine biliyorum kötü bir şöhreti var halkımızın gözünde IMF'nin, Dünya Bankası'nın ama biz onların uluslararası kuruluşların üyesiyiz ve burada hazine temsilcilerimiz görev yapıyor. Buradan 1 ile 1,5 ile borçlanmak mümkündür. Piyasadan 6,5 ile borçlanmak yerine IMF'den 1 ile 1,5 ile borçlanmak demek 5 milyar dolar kar etmek demektir. Bunu devleti yönetenlerin düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Acilen bu 100 milyar dolar para bulunmalıdır. Tencere kaynamalıdır. İnsanlar işinden olmuşlardır. Dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlatılmamalıdır. Geç kalırsak büyük sosyal problemlerle karşılaşırız. Koronayı yeneriz ama önümüzde çok daha ciddi sosyal problemler olabilir. Bir diğer konu ise işini kaybedenler. Bunlara acilen 2000 TL'lik aylık alışveriş çeki verilmelidir. Bu çekte sigara alamazsın. Bu çekte alkol alamazsın. Parfüm alamazsın. Ama bu çekte ekmek alsın, süt alsın, doğalgaz parasını ödesin. Acilen bu yapılmalıdır. Uçaklardan kendine koleksiyon yapanlar, saraylarda yaşayanlar milletin, sokağın sesini duymak zorunda. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bütün insanlık bir büyük sınavla, bir büyük krizle karşı karşıya. Psikolojik ve ekonomik yıkımlar had safhada. Küresel bir korku her yanımızı sarmış durumda. İnsanlar evlerine kapandılar, iş yerleri kapalı, işlerinden oldular ve ekonomi ne yazık ki durma noktasına geldi. Türkiye ekonomisi zaten 3 yıldır problemliydi. Büyümeyen bir ekonomimiz vardı. İflas eden şirketler, tarihin en büyük işsizlik oranları hepimizin bildiği gerçeklerdi. Avrupa talebi kesmesiyle ihracatımız neredeyse durmuştur. Turizm Nisan sonuna kadar ertelenmiştir. Yani gelirimiz yoktur artık. Türkiye'nin ihracatı ve turizmi durduğu anda gelirimiz yok demektir. Ekonomimizin %70'i hizmet sektörüdür. Eğlence yerleri, lokantalar, kafeler hepsi kapanmıştır. Önümüzdeki bir yıl içinde bankaların, özel sektörün ve kamunun toplam ödemesi gereken para 180 milyar dolardır. Türkiye'nin yurt dışından borçlanmalarda CDS'lerin fiyatı 550'ler civarındadır. Bu da borçlanmadaki faizin dolar cinsinden %6,5'lar olacağı demektir. Gelir yoksa bunu nasıl yapacağız? %6,5 faizle borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Bütçemiz darmadağın olmuştur. Geçen yıl 50 milyar Merkez Bankası'nın yedek akçesini kullandılar. 75 milyar imar affından aldılar. Buna rağmen bütçemiz 124 milyar açık verdi. Duran bir ekonomi nasıl yeni vergi yaratacak? Bunu hep birlikte sorgulamalıyız.